Tabii kanal büyümeye başladıkça gelen insanlar da değişiyor. Sorun değil, biz hepsine alışkınız. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. İnşallah keyifleriniz yerindedir. Bu sefer mikrofon bağlamadım. Direkt neredeyim biliyor musunuz? Gimbal'dayım. Yani o ufak bir tane DJ var ya. Çok seviyorum ben bu cihazı. İleride de bununla alakalı böyle vlog çekmeyi de düşünüyorum. Hatta bir tane karavan alacağım. Ne yapalım biliyor musunuz bu? Hadi hep beraber para toplayalım, bana bir tane karavan alalım. Aşağıya IBAN ve cüzdan adresi bırakıyorum. Oradan gönderin. Karavanda böyle gezerken kripto sohbetleri ve gerek oradaki bulunmuş ortamı sizlerle beraber paylaşmak bence çok güzel olur. Şimdi piyasalarla alakalı 3-5 tane olay var değerli arkadaşlar. Bununla alakalı hemen sizlere detayları anlatayım. Kriptolar yine yükseliyor. Bunlar bak harbiden artık şey olduğunu düşünüyorum. Kumar olayına döndü. Deli gibi. Dün sadece o düşüşte 300 milyon dolarlık para likit olmuş. Gitmiş. Yediler. Sonra bir daha yükseldi. Oradan da bir 200 milyon dolarlık parayı iç etmişler. Bu aralar margin kaldıraçlı işlem yapacaksanız çok ama çok dikkatli olun değerli arkadaşlar. Biraz önce bir haber düştü. Fed Başkanı Powell'ı trollemişler değerli arkadaşlar. Kimdi bu? Ukraynalı işte Devlet Başkanı Zelenski'nin kılığına girmiş bir tane şakacı arkadaşlar olarak yapıyorlar. Ve burada da haber sitelerinde gördüğüm kadarıyla Powell'ın ağzında şey duymuşlar. İki kere faiz indirimine gidilecek gibi bir olaydan bahsedilmiş. Şimdi Powell bunu ne kadar çok yalan anlasa da işte bu adamlarla biz çok 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 gizli bilgileri konuşmadık dese de şu an bütün kolluk kuvvetleri bu adamları aramak için hop operasyonlara başlamışlar. Önümüzdeki günlerde bu işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bankalarındaki sıkıntılar var ya, bunları giderebilmek adına ve bunlara bir dur diyebilmek adına faizlerde indirimlere gidebilir. Şu anki 5 Mayıs'takinde de büyük ihtimalle artış yapmama durum mu var? Neden? Eğer bu artışlar devam ederse büyük çöküşlerde devam etmeye başlayacak. Yani bu konuda Amerika'yı çok büyük sıkıntılar bekliyor. Fed'in yani Powell'ın başına sürekli birileri tık 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 vuruyor böyle. Diğer olaylardan bir tanesi ise Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi bu yılın çeyreğinde beklenilenin altında büyüme göstermiş arkadaşlar. Bu tabii ki de vatandaşlar tarafından bakıldığında artık ülkelerde bazı bir sıkıntı yaşadığını ve buna benzer dolara güvensizliğin geleceğini işaret ediyor. Yani vatandaşlar buradan daha yüksek karlar veya daha yüksek işte güvenilir yerlere doğru kaçmanın planlarını çoktan yapmaya başlamışlardır. O yüzden ilerleyen zamanlarda Bitcoin veya buna benzer türevlerde yükselişler tabii ki de gözlemlenecektir ki Bitcoin dediğim gibi ciddi anlamda bak düşünün yani dün bir sert çakılış oldu. Hemen arkasından da zız hemen toparladılar. Balina satıyor fakat hemen arkasından da birileri toplayıp yukarıya alıyor. Artık dediler ki ayılara dur. Artık devreye boğalar giriyor. Çok hareketli bir gündem yok. Hareketli gündem olmadığı için de çok fazla detay veremiyorum. Şu an bizlerin dikkatini çeken olaylar bunlardı. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyordu. Kafanıza bir şey takarsa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.